bakalım sırada kim var? Osmantan sırada 109 Hüseyin var. Suat'la beraber geliyor. Sözler rahmetli Barış Manço'ya ait. Beste Orhan Ahmet Güvenç. Gülpembe. Tebrikler Hüseyin, tebrikler Suat. Bafralılara da hoş geldiniz diyoruz. Efendim? Kilometrelerce uzaktan, evet. Hepiniz hoş geldiniz, her hafta bekliyoruz. Bu arada herhalde bu gecenin en büyük alkışlarından bir tanesi sevgili Barış Manço'ya gidecek. Değil Türkiye'de, dünyada bir insan herhalde bu kadar sevilmesi enderdir. Rahmetle anıyoruz değerli sanatçımızı. Evet, Barış Manço'nun siz de posterlerini getirmişsiniz. Ne kadar düşüncelisiniz. Hemen jüri üyelerimize dönelim. Armağan'ın mikrofonu hazır. Evet Armağan'cığım. Sizin organizasyonunuzu kim yapıyor? Organizasyon derken parça organizasyonu mu? Hayır. Bundan söz etmiyorum. Mesela belli ki sizin taraftarlarınız tarafından şu biliniyor. Bu hafta Barış Manço şarkısı söylenecek. İşte Barış Manço posteri bastır, altına saygıyla anıyoruz, yaz. Şimdi bu ciddi bir organizasyon değil mi? Tabii ki. Peki kim yapıyor bunu? Ben bunu merak ettim mesela. Ya kim, bayağı çok şey kaldı. Armağan Bey, kim yapmıyor ki yani? Kim yapmıyor ki desem daha doğru olur. Çünkü hepsini saygıyla buradan itham ediyorum. Çok değerler benim için. Ben de tabii ki hafta içi görüştüğüm sevgili dostlarım oluyor, arkadaşlarım, kardeşim oluyor. Kardeşime söylediğim mi zaman... kardeşim? Yok canım, bir tanesi kardeşim. Ha. O da herhalde olayı ha, bitiriyor kafadan. Bir kardeşi orada. Kuzenlerim falan. Kuzenlerim falan. Kuzenlerim, evet. Peki başka bir soru daha. Kaç haftadır merak ediyorum. Bu kaşını sen mi çizdirdin yoksa o öyle mi o? Ben çizdiriyorum onu. Ha. Evet. Hani burada böyle sürekli bir şey yokmuş gibi duruyor. Diyorum ki niye boyamıyor bunu bu çocuk? Yok, ben kuaföre gittiğim zaman kuaförüm de... Şu kameraya doğru dönüp gösterir misin? Kaşını. Peki o zaman... Bütün sorulara bu kadar açık yüreklikle cevap verdiğine göre daha sorabilirim yani. Siz bilirsiniz tabii ki. Peki o zaman bana gelen bir maile göre evli olduğunu duydum. Bu doğru mu? Doğru. Doğru. Peki bugüne kadar bunu özellikle mi sakladın yoksa? Yok, programda konusu geçmedi. Bana da kanal tarafından... Ama bir dakika. Mesela ben senin İzmir'de ilk yarışmaya girişini hatırlıyorum ve sana bu sorunun sorulduğunu hatırlıyorum. Hayır, kesinlikle yani... sorulmadı. Peki tamam, sorulmadı. Kesinlikle. Peki sorulmadı. Sanki bugüne kadar hani bu özellikle saklanmış, sanki bundan özellikle söz edilmemiş gibi bir hava seziyorum ben mesela. Niye? Aslında benim böyle bir havam yoktu. Yani ben böyle bir havaya bürünmedim. Tabii ki soru sorulduğu zaman açık yüreklilikle cevap verebilirim. Kanal tarafından tabii ki bunun da zamanı gelecek denildi. Bana soru sorulduğunda... Kim tarafından? Kanal STR ekibi tarafından, Star TV tarafından. Tabii ki bunun da bir gün sözü, konusu açılacak dediler. Ve ben de sorulmadan böyle bir soruya tabii ki cevap veremem yani. İşte ben evliyim arkadaşlar, bunu da araya sıkıştırayım diyemeyeceğim için ben de sorulmasını bekledim. Osman'dan sen mi yasakladın? Yani sadece ben değil galiba Star TV'de yasaklamış, ikimiz beraber yasaklamışız. Yani, yasak yok canım, yani her şeyin bir zamanı var. Yani şöyle var, belki tabii benden böyle bir şey zaten gitmemiştir de belki ekiple konuşurken hani sorulmadıkça söyleme demiş olabilirler tabii ki, belki tabii. Ama benden böyle bir şey yok tabii ki. Hani ben de şimdi senden duyuyorum zaten. Nişan yüzüğü falan olmayınca evet, dedim ki hani birisi uyduruyor. Yok canım, ateş olmayan yerden duman çıkmaz yani sonucunda. Hani... Peki bir dakika. Tamam Hüseyin de. Şimdi mesela bana sorsan bunca yıldır bu piyasanın ya da tırnak içinde bu piyasanın içinde bir insan olarak mesela şimdi ben üzgünüm ama art niyet arıyorum. Çünkü eminim ki şöyle düşünülmüş. Evli olduğum ortaya çıkmasın. Evli olduğum ortaya çıkarsa genç kızlar bana o yollamazlar. Yok canım. Ben size sormuyorum ama ona soruyorum. Siz nereden biliyorsunuz onun ne düşündüğünü? Ha, siz eşi misiniz? Annesi. Ha, sen misin? Hoş geldiniz. Ha, dur. Bir dakika. Bir dakika bakayım, senin nişan yüzüğün var mı? Senin var. Neyden utanıyor? Sıkılgan, ha. Peki onun nişan yüzüğü var, senin niye yok? Programa çıkarken kıyafete uygun bir şeyler takıyoruz canım yani sonucunda. Ama kıyafete uygun hiçbir şey yok. Yani ha? Sen bir terledin ha. Ha. Terliyorum ben. İyi. Daral geldi diyormuşum. Bir daral geldi sana. Ebru Hanım dudaklarını yapıyor. Tuhaf çünkü yani eğer böyle bir şey güttüysen tuhaf. Neyi? O kadarını bilen ben alyansla ilgili söylemiyorum. Genel kanı itibariyle şöyle bir şey var. Genelde popçu arkadaşlarımızda bu daha çok yaşanır. Sevgilim olursa, efendim evli olursam hayranlarım benden vazgeçer. Niye canım? Niye vazgeçsinler? Böyle bir şey yani olabilir mi? Sen düzgün bir ilişki yürütüyorsan onlar seninle iftihar ederler. Senin tabii mutluluğundan ki mutlu olurlar mesela. Ya ben de umarım zaten böyle bir şey düşünmüyorsundur. Nasıl? Düşünerek yapmamışsınız. İnkar? Yok, kesinlikle düşünmedim. Evet, ben çünkü senden böyle bir şey beklemem. Çünkü yani, çok beğendiğim bir yarışmacısın. Zaten bunu düşünsem hayır derdim ya da sorulara devam etmeyin diye derdim yani Armağan Bey'e. O zaman Allah ne soracağımı etsin, nereden biliyorsun tamam canım? Efendim? Ne soracağımı nereden tahmin biliyorsun? Tahmin edebiliyoruz canım. Bizim de 6. hislerimiz var yani sonucunda. Vaa! Hoş geldin. Hoş geldin Medyum Arzu. Eyvah. Hoş geldin hocam. Arzu kocan... Selam hepsine. Ramazan'a da. Ben kendi kendime konuşuyorum, sen konuş. Yakalandın. Estağfurullah hocam, ne yakalandın? Cevap verme kafana. Eyvah. Mutluluklar diliyoruz tabii bu arada evliliğinizde. Sağ ol. Armağancığım, eklemek istediğin, sormak istediğin başka iyi... duyumlar, mailler var mı? Ama iyi performanstı. Teşekkür ederim. Sağ ol. Vallahi iyi şarkı söylüyorsunuz ama genel olarak pop tarzını tercih ettiğinizi görüyorum. Ben seni bir konuda uyarayım. Bu jüriye pek uygun değil bu pop. Bu pop bir yere kadar. Söyleyeyim ben sana. Tabii ki. Bir süre sonra Bülent Hanım buradan diyecek ki hep pop nereye kadar? Ben sana söyleyeyim. Hani ramak var yani. Patladı, patlayacak. Hayır, nasıl olsa okuyacak. Öyle de okuyacak, böyle de okuyacak. Korkunun ecele faydası yok. O gün gelecek. Ama ben onun öyle bir kaçışta olduğunu hissetmiyorum. Kendisine yakıştırıyor galiba değil mi? Popu mu? Hı hı. Ona tam cuk oturuyor. O elbise tam yakışıyor üzerine. Fakat neden öyle düşünmüyorum? Yoksa ben biliyorsunuz hiç susmam. Evet. Ama modern bir eser okumuştu. Efendim ne okumuştunuz bir şey? Benim hocam, okuduğum bir eseri okumuştunuz. Ne duamsın, ne beddua mı okudun? Ne duamsını okudunuz. Bir de ondan sonra bir tane daha okudunuz. Tanrım'ı okudum hocam. Selam Şahin'den sevgili. Tanrım'ı okudunuz. Tanrım. Modern eserleri de okudu. Şimdi bir doğru dürüst ağzı burnu yerinde Alaturka okuyacak. Ben ona göstereceğim. Allah'ın izniyle. Niye gülüyorsunuz ayol? Bunlar da her şeyime gülüyorlar. Okuyacak o inşallah. En güzel şey. Siz Bülent Hanım, Suat'ın bacaklarıyla ilgili hiçbir yorum yapmadınız. Onun bacağı incedir. İşte yani bir gelişme var mı bacaklarda? Suat, ne oldu bacakların? Kilo aldım ama. Aldın mı? Yani, aferin. Almamış mıyım? Aldım. Aldım ama. Benim. Ay canım benim. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben... Suat da çok güzel söyledi bu arada. Ama Suat hep o. Suat bir de şimdi Suat'ın esas janrı malumunuz veçile Alaturka'dır. Evet. Orada daha halk müziği. Halk müziği eğitimi. Halk müziği değil. Alaturkacı o. Sanat müziği, evet. Evet. O yani orada daha büyür. Omuzları evet, daha dik olur falan. Ne oldu falan, beni yalancı çıkardın da yani? Hayır, halk müziği de okuyorum. Urfalı olduğum için. Evet, halk müziği. Evet, bir dakika, halk müziğiyle ilgili bir şey yapıyor muydun, yapmıyor muydun? Söyle. Halk müziği okuyorum. Okuyorum değil. Bağlama falan çalıyor muydun? Bir şey yapıyor muydun sen? Ne yapıyorsun? Bağlama çalıyorum ama hani bölümüm Alaturka sanat müziği. Konservatuar değil, evet, mi? Sen tabii çıkışta bekle. Ha. Yok halk müziği de okuyorum. Dikkat et. Evet, halk müziği de okuyorum. Yalancı çıkarırsın hemen. Çıkışta bekle. Esas bak, şeyde, nasıl bir kafa çıkıyorsa Türk Halk Müziği bölümünde, evet, konservatuarın. Evet. Türk Halk Müziği bölümündesin. Evet. Karar ver. Hayır, karar verildi. Türk Halk Müziği. Öyleymiş. Dikkat et, köşeyi dönünce halk bekle. Halk müziği bölümündeymişim tabii, ben. Madiden. Halk müziği bölümünde. Ya senin bir halk müziği geçmiş bir şey var ama ben hatırlayamadım. Evet, doğulu olduğum için halk müziğine yatkınım o yüzden. Şey mi yapıyordunuz? Folklor mu hocam? Folklor gibi miydi? Oynamıştım burada ama. Değil mi? Bir şey evet, vardı. Ya ben seni sürekli türkü söylerken hatırlıyorum. Niyeyse. Ya siz öteki Şanlıurfalı arkadaşla karıştırıyor olmuyorsunuz. Umut'la karıştırıyor olmuyorsunuz. Bilmiyorum. Ama beni yalancı çıkardın. Dikkat et. Hayır. Olabilir. Dikkat et dışarıda. Ben şimdi numaramı vereyim mi efendim? Verin numaranızı. 532. Ben kendim numarası vereceğim? Cep telefonunuzu. 0530. Evet. Ya lütfen. Hocam ben telefonu çıkarayım şuradan diyormuşum hemen. Bülent Ersoy'un direkt cep telefonunu isteyenler alkışlasınlar lütfen. Bir şey soracağım. Ne yapacaksınız siz Bülent Hanım'ın cep telefonunu? Ha, neyinize lazım yani? Dertleşiriz diyorlar Armağan. Dertleşiriz diyorlar. Bülent Hanım bir dinler sizi o telefonda. Şimdi ben efendim, canım benim, tabii dinlerim. Tabii, ömrüm oldukça. 10 üstü 10. 10'da Bülent Ersoy'dan geldi. Armağan'cığım sen de puanı vermek ister misin? 10-10. 10-10'da teşekkür ederim. Armağan Çağlayan'dan geldi. Orhan Bey. Evlat, beni son derece duygulandırdın. Sağ olun hocam. Allah rahmet eylesin yine. Sevgili dostumuz, arkadaşımız Barış Manço'yu çok yakın hissettim şu anda. Tabii Cem Karaca'yı da ve yine Yıldırım Gürses'i de, daha nicelerini. Hepimiz aynı kuşağın insanlarıyız çünkü yaklaşık aynı yaşlardaydık ve dostluk da, arkadaştık. Şu anda çok duygulandım. Bu pentatonik bir yapı deriz ama pusilik bir ezgidir. Rahmetli Türk halk müziğine son derece yakındı. Aslında Türk müziğine yakındı, Türk kültürüne yakındı ve bize ait olan o güzellikleri bestelerdi. Domates, biber, patlıcan derken bir anda bakarsınız, acaba bu Kasımpaşa çarşı pazarı mı yoksa salı pazarı mı, yani ne bileyim, bir anda çünkü her taraftan gelir ya ses, domatese gel, domatese gel, patlıcan şu falan. Bunlar hep müziklerdi rahmetli. Sarı Çizmeli Mehmet Ağa derdi. Neler söylerdi. Bunlar bize ait olan, kültürümüzün içindeki olan kullandığımız değerlerdir. Evet. Onları resmederdi. Allah gani gani rahmet eylesin. Onu hatırladım. Amin. Bu pusilik ezgisi de sağ olun. Zaten ailesinde de çok büyük müzisyenler vardı. Ayrıca Türk sanat müzikçi olarak. Yani ben çok duygulandım. Tabii ki gayet de çok da güzel söyledin. Sen ayrıca her programda farklı kategorilerden örnekler veriyorsun. Hem pop hem de serbest çalışmalardan ve yine de sanat müziğine yakın olan serbest çalışmalardan da vesaire. Seni kutluyorum onun için. Suat'ı da özlemişiz, bir hayli oldu. Sağ olun. Hoş geldin evlat. Çok sağ olun. Ve bu arada senin yürekli olduğunu gördüm. Yürekli derken bana göre öyle olması lazımdı. Neden? Burada ailen var, hanım burada. Ne güzel. Yani Kerem gibi her şeyin meydanda diyorsun ama sorunca bunu söyleyebilirsin. Gayet normal. Bazı kişiler düzenini bile değişirler. Popülaritelerini korumak için. Hatta hiç ben yalnız kalmalıyım diye derken bir bakarsınız ki 50'yi bulmuş. Hatta daha öteye gitmiş, biraz gecikmiş bile olabiliyor. Bence bunu gereği zamanda yapmak daha doğru. Yani sorduğun zaman söylenir, ayrı konu. Sanatçı çünkü toplumla, halkla bütünleşmiştir. Çünkü izleyici halktır. Halk sanatçıya sanatçı ünvanını verendir. Yani biz kendi başımıza odamızda oturup harika eserler söylersek, çalsak, bunu kimse duymadıktan sonra bunun şöyle bir anlamı yok. Biz kendimizi tatmin ederiz ama sanatçı ünvanını bize veren biz değiliz, halktır. Tabii ki. Onun için son derece önemli. Halkımızla biz bütünleşiyoruz bu konuda. Seni kutluyorum. Tabii ki benim notum 10'dur. 10'da Orhan Gencebay'dan geldi. Teşekkürler Orhan Bey. Ebru Hanım. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Türkücü. Göreceksin sen. Evet. Sen göreceksin bu akşam çıkarken. Dikkat et. Nasılsın? İyi misin? Neler yapıyorsun? İyi bir şeyler yapıyor musun? Bizden sonra çalışıyor musun? Vallahi, okul mu devam? Nedir? Okul devam. Oh. Okul güzel. Devam. Huzurlarınızda Osmantan Bey'e de çok teşekkür etmek istiyorum. Popstar Alaturka ailesine, siz değerli jüri üyelerine. Hakikaten programdan sonra iş anlamında oldukça yol kat ettik. Ben çarşamba, cuma, cumartesi geceleri Ankara'dayım. Ya. Meşrep meyhanede. Hmm, ne? Evet. Adı ne? Meşrep. Hmm, bekle. Dikkat et bu hafta. Haberini aldım. Türkü söylüyorsun değil mi orada? Türkü söylüyorsun. Türkü söylüyorum. Bol, bol türkü söylüyorsun sen. Sadece ben öyle düşünüyorum. En öndeki masada benim oturduğumu falan düşünmek istemezsin herhalde. Değil mi? Başımın üzerine her zaman. Ya. Vallahi beklerim. İnşallah. Çok da mutlu olurum yani. Allah nasip ederse. Teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık, özlemişiz sesini. Teşekkürler, çok sağ olun. Sana gelince o kadar düzgün yapıyorsun ki bu işi. Evli olman, bir kadını seviyor olman bizlerin gözünde seni daha değerli kılar bence. Sağ olun. O yüzden hani evliliğini saklamak falan filan, çocuğunu saklamak, bence bunlar çok gereksiz şeyler. Daha saygın olursun. Mutlu bir beraberlik, bir evlilik götürebilirsen. İnşallah Allah mutluluğunuzu bozmasın. İnşallah. Çünkü bu işe giren insanların genelde çoğu boşanırlar. Yani daha önceden de örnekleri yaşandı. Demek ama onların herhalde evlilik müesseseleri mi sağlam değildi, neydi bilmiyorum ama Allah ikinizi ayırmasın. Allah size mutluluk versin. Amin. Evet. Ama bunun yanı sıra tabii ki güzel şarkılar söyle, çık aslan gibi sahneni yap. Tabii ki seni genç kızlarımız beğenecekler. Bu da çok normal. Eşin de bunu saygıyla karşılayacaktır zaten. Ama biliyor zaten onunsun yani. Kim beğenirse beğensin. Değil mi? Sakın ha kıskançlık yapma. Tamam. Sağ olun. 10, bol yıldızlı bir 10 ve 10 da Ebru Gündeş'ten geldi. Teşekkürler Ebru Hanım. Sağ olun hocam. Evet. Gecenin ikinci yarışmacısı ama gecenin şu ana kadar en yüksekte puanı. Her ikisinin ortalaması da 10 oldu. Hüseyin'cim. Şimdi... Yine geldi bu selam faslına. Sadece belediye başkanları. İçeride konuştuk çünkü. Sadece belediye başkanları. Yani kusura bakmayın teşekkür bekleyenler. Bizden kaynaklanıyor. Çocukları sıkmayın yani o konuda. Ben o zaman şöyle bir seslendirme yapayım. Yap bakalım. Benden tabii ki buradan isim bekleyen, selam bekleyen sevgili dostlarım, arkadaşlarım, abilerim var. Onlara selam gönderemediğim için özür diliyorum. Prosedür gereği. Beni bağışlasınlar. Buradan onlara teşekkürlerimi iletiyorum. Bu birincisi. Ve buradan beni destekleyen, buralara... fedakar Bafra halkına, Bafra Belediyesi Başkanı Şükrü Neşe, Kolay Belediyesi Başkanı oluyor değil mi belediye başkanı? Dursun Aygün'e. Olur. Ve Samsun Valisi Sayın Hasan Basri Güzeloğlu'na buradan saygılarımı, sevgilimi iletiyorum. Bütün Bafra'ya, bütün Türkiye'ye, bütün Avrupa'ya, Almanya, Berlin'e ve bütün gurbetçilerimize buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Aday numaramı bir kez daha söyle. Aday numaram 109 galiba. Evet. Aday numaram 109. 30.04'e yolluyoruz yani. 109 Hüseyin aday numarası. Bence Hüseyin bugün büyük bir yükün altından da kalktı. Bundan sonra daha da rahat performans verecek sahnede. Çünkü yani biraz sıkılıyordur o konudan yani galiba. Peki. Beni biliyorsunuz. Sorun yok. Suat'a da çok çok teşekkür ediyoruz. Her ikisini de alkışlarla uğurluyoruz. Teşekkürler. Sağ olun.